Merhabalar, Bir Meraklısına Bilim Söyleşisi'nde daha birlikteyiz. Ben Defne Üçer Şaylan, e, Çevrim içi Popüler Bilim Yayını Sarka Çorgun Fen Bilimleri Editörüyüm. E, bugünkü konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi Üyesi, e, Yeni Yönetim Kurulu Üyemiz e, Murat Akova. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Pandemi sırasında Murat Hoca ile bol bol konuşuyorduk. Özellikle yanlış bilginin yayılmasının önüne geçmek için yayınlar yapıyorduk. Durumu değerlendiriyorduk. Covid-19 artık hayatımızın bir parçası oldu. Gündemimiz bambaşka konularla doldu taştı. Bugün bu buluşmayı aslında Nisan ayında yayınlanan ve Covid-19 aşıları ile kalp damar hastalıkları ilişkisini araştıran bir çalışmayı konuşmak için ayarlamıştık ama buluşmuşken başka konularımız sorularımız da olacak. Öncelikle bu çalışmadan başlayalım bu bayağı konuşuldu sosyal medyada öncelikle ayrıntıları bizimle biraz paylaşır mısınız araştırma sorularını kapsamını yöntemini neden diğer çalışmalardan daha farklı veya bu derece önemli başka çalışmalarda var mı bunu dinleyelim sizden lütfen. Şimdi bu, bu, çalışma aslında belki de bu konuda şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışmalardan bir tanesi. İşte Eylül ayında tamamlanıyor çalışma. Aralık 2023'te de yayına kabul edilip online yayınlanıyor. Yaklaşık 20 milyon kişiye ait veri var içerisinde. Bu veriler 3 ayrı ülkedeki değişik veri tabanlarından toplanmış. İngiltere, İspanya ve Estonya'da. Esas yapılan şey de aşılı ve aşısız grup. Aşağı yukarı 10'ar milyon artı eksi bir şey var, e, grup var her iki tarafta da aşılı ve aşısız grup içerisinde. Sonra bunları e, ilk çalışmaya aldıkları gün itibariyle başlıyorlar. Ki bu başladıkları gün kimse o zamana kadar işte aşı olmamış ya da e, hastalık geçirmemiş gün itibariyle. sonra 30 günlük. Dönemlere bölüyorlar değerlendirme amacıyla. İlk 30 gün tabii çok önemli çünkü ilk 30 gün hastalığı geçirdikten sonraki ilk 30 gün ya da işte aşı olduktan sonraki ilk 30 gün e, hastalığa ya da aşıya bağlı e, yan etkilerin piyaslanması açısından buna akut dönem diyorlar. Erken dönem diyebiliriz biz de. Ondan sonraki günler ki bu e, gün en sonunda e, 365 güne kadar uzuyor. Yani bir yıllık bir süre içerisinde hastaları takip ediyorlar. Takip ederken de e, hastalığa ya da aşıya bağlı olabileceği düşünülen daha öncesinde rapor edilmiş özellikle kalp hastalıkları işte bu kalp zarının ya da kalp kasının iltihabı artık ya da perikardit diyoruz buna ya da e, beyin e, damarlarının tıkanmasıyla ilişkili ya da kanamayla ilişkili felç hali e, bu yan etki ya da e, geçici süreli gene damarların tıkanmasına bağlı e, geçici iskemik atak denilen Bu damar tıkanıklığına bağlı ama geçici damar tıkanıklığına bağlı. Geçici felçlerin olup olmadığı. Ee, sonra kalpte aritmi, kalp ritmi bozuklukları. Ya da bu aritmiye bağlı olarak ani ölümler kalbin durmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek ani ölümler. Ee, arkasından kalp yetmezliği. E, pulmoner emboli dediğimiz akciğer damarlarına e, pıhtı atılıp akciğer damarlarının tıkanması. Ya da buna yol açan, e, bu komplikasyona yol açan, ee, toplar damarlarda tromboz dediğimiz toplar damarların yine pıhtıyla tıkanması. Bütün bu yan etkileri araştırıyorlar aşılı ve aşısız grupta. Şimdi e, en sonda belki söylenecek şeyi başta söylemek gerekirse aşılar e, bırakın bu yan etkilere yol açmayı hepsinde aşısız grupla aşılı gruplar kıyaslandığı zaman bu yan etkilerin ortaya çıkmasını belirgin derecede azaltıyor ya da ortadan kaldırıyor, etkiliyor. Şimdi e, üç tane yan etki var ki bunlardan bir tanesi e, toplar damarlarda e, tıkanma e, ya da derin toplar damarlarda tıkanma ve pulmoner emboli yani akciğerlere pıhtı atması. Bunlar bütün dönemlerde yani 0 ila 30. gün ilk bir ay arasında 30 ila 90. gün 91 ila 108, 180. gün yani 3 ay ile 6 ay arası ve 6 ay ile 1 yıl arasındaki tüm dönemlerde e, aşı belirgin derecede bu yan etkilerin sıklığını azaltıyor. E, buna karşılık atar damarlarda pıhtı olayı ve e, beyinde felç dediğimiz e, olayın ortaya çıkmasını ilk 30 günde aşı belirgin derecede azaltıyor ama daha sonra bu etki e, uzun vadede e, ortadan kalkıyor. Kalp yetmezliği için gene miyokardit perikardit dediğimiz e, bu kalp kası ve kalp zarının iltihabı ya da işte e, kalbin e, anormal atımlarının ortaya çıkması ya da e, kalbin durması e, sonucunda ölüm dediğimiz olayları da gene aşılı grupta aşısızlara kıyasla çok daha az görüyoruz. Dolayısıyla e, baktığınız zaman aslında e, aşılar ki bu aşılar tek bir aşı değil yani işte yurt dışında kabul edilmiş olan aşılar bunların içerisinde Türkiye'de de kullanılan Pfizer biontech aşısı var e, bizde olmayan e, Moderna ve Janssen firmaları tarafından üretilen bir de e, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından üretilen aşılar var. Yani aşılara göre bir şey yapılmamış, bir ayrım yapılmamış. Ama her koşulda bu aşılardan herhangi birini olmuş, uygun şekilde olmuş olan kişilerde e, etkinin belirgin olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu, bu tabii hakikaten çok önemli. Çünkü aşı ile ilgili biliyorsunuz çok fazla spekülasyon var. Bir takım daha ufak ölçekte de çalışmalar vardı. Bütün onların üzerine hani böyle daha global daha genel bir bakış açısı açısından e, aşıların son derece etkili olduğunu ve e, hastalığa kıyasla yani hast bunların bu, bu saydıklarım aynı zamanda covid 19un yolaştığı komplikasyonlar yani COVID-19'a bağlı olarak da ortaya çıkıyor aşının e, bu komplikasyonlardan kişileri e, koruduğuna dair çok önemli bir kanıt oluşturuyor. Çok güzel çünkü halk arasında e, çok ko konuşuluyor aşıya bağlı işte kalp krizlerinde artış gençlerde özellikle. Evet. E, e, şimdi bu tabii çok ka karışık bir şey çünkü koskoca bir pandemi dönemi atlattık ve ondan sonra yani böyle bir şey var mı öncelikle yani bu konu gerçeksizin alanınız değil ama yani e, kalp gençlerde kalp hastalıklarında bir artış var mı ve bunun Aşıyla olası bağlantısı üzerine de birkaç bir şey söylerseniz. Şimdi o, onunla ilgili aslında e, yakın zamanda bir e, şey de yayınlandı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika'da biliyorsunuz bu işte CDC denilen kuruluş hastalık kontrol merkezleri ve korunma e, kurumu denilen bir kuruluş var. Onlar e, bu tür verileri yayınlıyorlar. Ee, içinde bulunduğumuz yılın 11 Nisanında e, bununla ilgili bir veri yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyaletteki e, verileri toplamışlar. Bu veriler e, Haziran 2021 ile Aralık 2022 arasını kapsıyor. Yani yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreyi kapsıyor. Ama bu bir buçuk yıllık süre işte gene de Covid pandemisinin e, şiddetli olduğu dönemlerden e, bir tanesi. E, şeye bakıyorlar. Yani Covid aşısıyla Covid aşısı sonrasında özellikle genç e, erişkin e, erkeklerde acaba bu şey açısından miyokardit ve ani kardiyak ölüm açısından bir risk var mı yok mu e, diye bakılıyor. Bu veriler toplanmış ve bunu yayınlamışlar. Bunun sonucunda da e, buldukları verinin e, hiçbir şekilde ani kardiyak ölüme yol açmadığını gösteriyor. Ve aslında sizin sorunuza hani indirek evet. olarak e, bir yanıt belki. Çünkü genellikle işte kalp hastalığının artması, ani kardiyak ölüm, özellikle gençlerde bu işler oluyor şeklinde hani bir şey var, bir tartışma var. Bu çalışmada aslında bu buna şey olarak kanıt olarak gösterilebilir, sunulabilir, en yeni yapılmış çalışmalardan bir tanesi. Şimdi aşılarla ilgili, özellikle bu messenger RNA aşısı dediğimiz işte Moderna ve Pfizer biontech aşılarıyla ilgili aslında 16-24 yaş grubunda bir artmış. E, perikardit dediğimiz kalp zarı iltihabı riski var. Yani bu daha evvelden gösterilmiş olan bir risk. E, aşı olduktan sonra özellikle kısa süre içerisinde, ilk iki haftalık süre içerisinde bu tür yan etkiler seyrek olmakla birlikte gözüküyor. Ama şunu da unutmamak lazım ki yapılmış karşılaştırmalı çalışmalarda aynı yaş grubunda aşılanmamış buna karşılık COVID geçirmiş olan kişilerde COVID geçirmeyenlere kıyasla yaklaşık 9 katlık bir e, perikardit riski artışı var. Yani hastalığın kendisi de perikardite sebep oluyor. Hı hı. E, o nedenle hani aşının sebep olduğu perikarditle hastalığın sebep olduğu perikarditi kıyaslayacak olursanız gene hastalık lehine e, daha olumsuz bir durum söz konusu. Yani hastalığı geçirenlerde çok daha fazla perikardit olma e, riski söz konusu. Bu spesifik olarak bu yaş grubu için özellikle 16-24 yaş işte genç erişkin erkek veya adolesan dediğimiz o yaş grubu için ee, ama hani buna bağlı olarak ani ölüm ortaya çıkması kalp damar hastalığı nedeniyle kalp hastalığı nedeniyle ani ölüm ortaya çıkması istatistik olarak kanıtlanmış bir durum değil demin söylediğim çalışmada bunu destekler nitelikte. Şunu soracağım ee, Türkiye'de pandemi sırasında birçok aşı, aşı çalışması yapıldı ve evet. aşıların birçoğu da uygulanabilme aşamasına gelemedi ama yine de tabii çok değerliydi bu araştırmalar. Bunlar, bunlarla ilgili gelişmeler nasıl? Yani Türkiye'nin kendi aşılarını üretmesi gibi bir şey söz konusu mu? Bu yol açıldı mı o sayede? Şimdi tabii işin çok olumlu tarafı çok sayıda hakikaten çalışma yapıldı ve bu çalışma devletin değişik kuruluşları, özellikle işte TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından desteklendi. TÜBİTAK özellikle bunlar hani daha henüz klinik kullanım aşamasına gelmediği için desteklendi. Ama maalesef bu çalışmalar içerisinde biri hariç böyle piyasaya sunulup da insanlarda kullanılabilecek bir aşı haline dönüşmedi. Hı. Ben şu anda rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim belki ama yani 20'den fazla bu türde çalışma vardı. Değişik kuruluşlar tarafından, üniversiteler ya da işte endüstri kuruluşları tarafından yapılan ama bunların hiçbirisi şeye dönüşmedi. Gerçek bir aşıya dönüşmedi. Bir tanesi hariç işte Türkovak adıyla bilinen bir inaktive aşı vardı. O aşı e, piyasaya sunuldu ve kullanıma sunuldu. Ama tabii hmm. onunla ilgili de şöyle bir sıkıntı var. E, o aşı e, inaktive edilmiş bir virüs aşısıydı. Yani bu, bu bizim hmm. COVID salgının başında kullandığımız hmm. e, Çin aşısı. inaktive Çin aşısına benzer, onunla aşağı yukarı eşdeğer bir aşıydı. E, tabii e, o Çin aşısı yani Sinovac aşısı adıyla, Sinovac firması tarafından üretilen aşı adıyla, adıyla bilinen aşı, Hastalığın çok erken fazlarında kullanıldığı için e, o zaman henüz virüs yeterince mutasyona uğramamıştı ve hiç kimsede bir bağışıklık da daha öncesinden söz konusu değildi. O aşı başlangıçta oldukça etkili oldu. Ama daha sonra virüs mutasyona uğramaya başladıkça e, tabii aşının etkinliği kayboldu. Şimdi aynı durum yani bizim Türkiye'de üretilen aşı daha geç zamanlarda üretilip kullanıma sunuldu. O üretilip de kullanıma sunulduğu vakit, virüs çok fazla sayıda mutasyon geçirmişti, mutasyona sahipti. Dolayısıyla o atı, aşının da etkinliği artık belirgin olarak azalmıştı zaten kısa süreli kullanıldı. Ondan sonra da e, kullanımdan kaldırıldı. E, şu anda da yani bildiğim kadarıyla uygulanmıyor zaten öyle bir aşı yok. Ama tabii bunu şu şekilde düşünmek lazım. Hani en azından Türkiye'de o dönemde aşı çalışması için e, bir takım girişimlerde bulunuldu, bir takım faaliyetlerde bulunuldu. İşte bunlardan bir tanesi en azından piyasaya sunulabilir nitelikte, kullanılabilir nitelikte bir şey haline dönüştü, aşı haline dönüştü. İşin olumlu tarafı bu ama tabii hani şu anda bizim veya o dönemde kullanılan daha etkili aşılarla kıyaslandığında bu aşı onların bir miktar gerisinde kaldı. Ama gene de bunu olumlu olarak şey yapmak lazım, düşünmek lazım tabii ki. Tabii. Evet. Türkiye'de aşılama devam ediyor mu? hiç yani messenger RNA aşıları veya e, bir <laughs> <Aferin edersiniz>. şimdi <laughs> Türkiye'de şu anda aşıyla ilgili bir şey yok bir öneri yok zaten yeni aşı da yok biliyorsunuz bu aşıların <laughs> varyantlara karşı daha sonra en az iki tane yenilenmiş hali çıktı Türkiye'deki aşı Türkiye'deki messenger RNA aşıları o ilk başlangıçtaki aşılar ilk üretilen yani bunlara birinci kuşak aşılar diyebiliriz o aşılar o aşıların da e, aslında kullanım süreleri doldu ama belli aralarla aktivite testleriyle onların miyatları uzatıldı. Ama şu anda o aşıların tabii bir e, muhtemelen etkinliği kalmadı. Yani onları tekrardan yapmanın e, bir şeyi yok, bir anlamı yok. Çünkü tüm dünyada o aşılar kaldırıldı. En azından bu aşıların mevcut olduğu yerde yeni varyant aşıları var. Hatta şimdi Eylül ayında bir yeni varyant aşısı daha e, şey yapılacak e, çıkacak e, diye bekleniyor. E, yani o aşılarla artık aşılama yapmanın bir anlamı var. Eski aşıların çok da fazla bir şey kalmadı, bir etkinliği anlamı kalmadı. Evet, yani Covid ile hakkında konuşmayı bitirmeden bir de son durumda e, nedir? Yani hala gün hayatımızın bir parçası. E, o Tabii. Sene boyunca mevsimsel de değil, e, sene boyunca e, bu hastalığa yakalanabiliyoruz. Nedir yani günümüzdeki varyant, çok görülen varyant nedir? Tehlikeleri değişti mi vesaire bu konuda da birkaç bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi virüs mutasyona uğramaya devam ediyor. Tabii ki bunlar işte omikron alt varyantları şu anda flirt adıyla İngilizce deyimiyle kısaltması olan varyantlar var. Bunlar bu virüsün diken protein, spike proteinindeki değişik mutasyonların isimlerinden alınarak üretilmiş bir kelime. Evet. yakın zamana kadar KP2 adı verilen bir mutant Amerika Birleşik Devletleri'nde biz de takip de edilmiyor muhtemelen. Dolayısıyla bizdekiyle ilgili bir veri yok elimizde ama hani Amerika Avrupa verileri konuşuyorum. Amerika'da özellikle KP2 varyantı var. Pardon. En şu andaki varyant KP2 varyantı. Bundan önce JN varyantı. JN 1.7 adıyla bilinen bir varyant vardı. Bunların özellikleri Bunlar çok kolay gene bulaşıyorlar. Hep varyantlar zaten bu şekilde gelişiyor. Bir öncekine kıyasla çok kolay bulaşıyor. Aşınız varsa ya da hastalık geçirdiyseniz ona karşı oluşmuş bağışıklıktan çok fazla etkilenmiyor. Ve sizi hastalandırıyor. Mesela bu KP2 varyantında 456 ve 346 numaralı yerleşim bölgesindeki amino asit değişiklikleri bu mutasyonlara yol açıyor. Ama şöyle bir özelliği var. Bu mutasyon... Daha hızlı hastalığın bulaşmasını sağlarken öteki taraftan e, virüsün hücre içerisine girişini de engelliyor. Çünkü bu bölgedeki şeyler e, değişiklikler virüsün hücre içerisine girmesiyle ilişkili. Yani bir yandan hastalık yapıcı etkisi de daha az hale geliyor. Şu andaki hastalığın klinik bulguları e, daha önceki omikron varyantlarından çok farklı değil. İşte virüs semptomlar belirtiler ortaya çıkmadan yaklaşık 1 iki gün kadar önce bulaştırıcı olmaya başlıyor etrafa yani siz hani hastalık belirtisi göstermeden etrafa bulaştırabiliyorsunuz yaklaşık 5-7 günlük bir hastalık süresi var ondan sonra da birkaç gün süresince gene hala bulaştırıcı olabiliyorsunuz etraf etrafınıza bununla ilgili işte boğaz ağrısı burun akıntısı gibi daha çok üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili bir tablo söz konusu Tabii burada o hani klasik tanımlanmış olan risk grupları biraz daha ciddi risk altında. İşte 65 yaş üzerinde, özellikle hastalığı olan, daha önceden sigara içmiş olan veya sigara içmekte olan, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler, immün sistemi baskılanmış olan kişiler, kanser tedavisi almış olan kişiler bir miktar daha risk altında. Zaten şimdi aşı yani yeni aşıların yapılması açısından da özellikle bu grup e, hedefleniyor. E, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öneri 65 yaş üzerindeki kişilerin ilave doz bir yeni aşıyla aşılanmış olmaları daha öncesinde ne var neyle aşılanmış olurlarsa olsunlar yeni çıkan aşıyla bir tane daha aşılanmış o, olmaları isteniyor. İşte eylülde ekimde eğer bu yeni aşı yeni varyantlarla aşı ortaya çıkacak olursa o aşıların da yapılması istenecek muhtemelen. Ee, ama dünyanın pek çok ülkesinde tabii aşı şey oldu yani hani biraz böyle sekteye uğradı, geriden gidiyor. Özellikle risk faktörlerinde, risk gruplarında şu anda aşılama e, ön planda. Evet, e, COVID'i şimdilik e, bir kenara bırakalım ama sizi yakalamışken e, iki konu daha e, konuşmak istiyorum. Bir tanesi çocukluk aşıları e, yani birazcık aşı tedirginliğinden de bahsettik biraz önce veya karşılığından. E, diğeri de bugünlerde gündemde olan e, HPV aşısı. E önce çocukluk aşılarından başlayalım. Özellikle kızamık, kızamık çok bulaşıcı bir hastalık olduğu için sanırım önde bunu anlatırsınız. Ama toplum sağlığı açısından da önemine değinmenizi rica edeceğim. Şimdi önce şunu söyleyeyim aşılarla ilgili. Bu Covid pandemisi başlamadan önce Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında işte gelecekte veya günümüzde insan sağlığı açısından en büyük tehdit, en büyük 10 tehdit adıyla bir liste yayınlamıştı. O listenin içerisinde 6 madde infeksiyon hastalıklarıyla doğrudan ya da indirek olarak et, e, ilişkili olan bir listeydi. Bu listenin maddelerinden bir tanesi aşı kararsızlığı ya da aşı reddi. Bu, bu çok önemli bir şey tabii. Çünkü aşılar e, yani 20. yüzyılda özellikle insan yaşamının uzatılması açısından e, en büyük buluşlar arasında yer alıyor. Çok sayıda aşı var çünkü. E, şimdi bunlara karşı çıktığınız zaman, hani siz doğrudan doğruya insanın yaşam ömrünü uzatan bir şeyi e, engellemiş oluyorsunuz. E, ve tabii bu, bu, bu aşı karşıtlığının da temeli aslında bilimsel olarak hiçbir şeye dayanmıyor. Büyük çoğunluğu safsata ya da işte popülist yaklaşımlar. E, Covid için de hatırlayın aynı şey Covid için de söz konusu oldu. Yani Covid'in başlangıcında insanlar e, hastalıktan hani amiyane tabiriyle patır patır yaşamlarını yitirirken Sonra birden bire bir aşı çıktı ya da bir ya da birkaç tane aşı çıktı ve ölümler bıçakla kesilmiş gibi kesildi. Ben hani bu işin içerisinde olan birisi olarak biliyorum. Biz 2020'nin ilk birkaç ayı içerisinde çok sayıda sağlık personelini kaybettik. Hatırlayın o günleri, değil mi? Yani evet. hastalara müdahale edilirken hani hastaları bir tarafa bırakın. Sonra o inaktive aşı yani şimdi işte etkisi yok artık o inaktive aşının daha az etkili veya diyoruz. O aşıyla bile biz çok dramatik olarak o şeylerin önüne alabildik. Tabii. Hekim, o zamanki panik havası durdu. Bir anda durdu. Tabii, yani bir anda durdu. Bir anda durdu. O zamanki panik havası hani bu bu aşılara o zaman kimsenin bir itirazı yoktu ama sonra biraz işte zaman geçip de bir miktar böyle bir e, ortalama bağışıklık oluşmaya başlayınca e, bu sefer aşılarla ilgili bir negatif propaganda ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tabii sonuçta e, aşı da bir ilaç, bir biyolojik madde. O biyolojik maddeyi kullandığımız zaman hepsinin bunların az ya da çok e, kişisel farklılıklara da dayanarak bir takım yan etkilerinin ortaya çıkması söz konusu. Ama siz genel olarak bir global çerçeveden baktığınız zaman yani o aşılar milyonlarca insanın belki milyara varacak ölçüde e, hayatının kurtulmasını sağladı. Yani 20 milyar doza yakın bir aşı uygulandı tüm dünyada. E, o sayede milyonlarca insanın yaşamı kurtuldu. Ama tabii bir takım yan etkiler de doğal olarak ortaya çıktı. Yani bu her ilaç için söz konusu. Aspirin de yutsanız... E, ne bileyim beyin kanaması geçirme riskiniz var sonuçta. Ama yani askerini gene de işte hepimiz kullanıyoruz değil mi? Bu onunla ilgili bir şey. Önemli olan burada tabii veri toplamak, kanıt toplamak. Çünkü sonuçta bu devam ede gelen bir süreç. E, hani bilim de verilerle zenginleşiyor. E, bir yandan öğreniyorsunuz ne olduğunu, nasıl davranacağını. Ama işte bu konuşmanın başında da konuştuk. Hani şimdi eldeki kanıtlar geriye dönük olarak da baktığınız zaman... Aşıların son derece güvenilir olduğunu ortaya e, koyuyor. Bununla ilgili bir şey yok. Şimdi diğer aşılar içinde işte benzer bir durum söz konusu. Sizin sözünü ettiğiniz kızamık aşısı için e, en büyük e, eleştiri bu aşıların işte çocuklarda otizm yaptığını e, dair. Bu özellikle Batı'da da büyük bir propaganda vesilesi. Hatta böyle e, çok tanınmış bilinen kişiler e, sosyal açıdan. Kendi çocukları ile ilgili bu tür kaygıları olduğu için bu tür şeyleri körüklüyorlar. Ve tabii onların etkileme çevreleri, etkileme potansiyelleri de çok yüksek olduğu için toplumda çok daha fazla etki yaratıyorlar. E bilim insanlarının söyledikleri de bir miktar daha geride kalıyor. Ama ben size mesela şunu söyleyeyim. Şimdi e, Türkiye rakamlarını vereyim. Türkiye'de 2021 yılında 51 tane rapor edilmiş kızamık vakası var. 2022'de 125 tane var. E, geçen yıl yaklaşık 5000'e yakın kızamık vakası var. Bir de yani bunun içerisinde hani rapor edilmemiş, aradan kaçmış başka vakaların da olduğunu düşünün. Çünkü bu ciddi bir şey. Hani bir ara İstanbul'da bir salgın oldu biliyorsunuz. Ee, kızamıkla ilişkili. Bu tabii çok büyük bir rakam. Şimdi diyeceksiniz ki kızamık işte bir çocukluk çağı hastalığı. Kolay bulaşıyor. Ev artsın bulaşsın ne olacak? Hani geçirirsiniz. Ama iş öyle de değil. Çünkü kızamığın hani pek çok komplikasyonu var. Kızamık geçirdiğiniz zaman örneğin çocukların bir kısmında zatürri hali ortaya çıkabiliyor. Bir kısmında beyin iltihabı, ensefalit dediğimiz tablo ortaya çıkabiliyor. Yani bunlar öldürücü komplikasyonlar eğer o çocuk da ortaya çıkarsa ve kimde ortaya çıkacağını da bilemiyorsunuz işin açıkçası önceden. Ee, ama daha önemlisi bir hastalık var kızamıkla ilişkili. Bu SSPE kısaltması, İngilizce baş harfleri, subakut sklerozan panensefalit. Ee, bir tür beyin iltihabı ve bu ilerleyici bir beyin iltihabı. Ee, sıklık olarak da öyle çok seyrek görülen bir şey değil. Mesela ilk 5 ıı, yaş içerisinde çocuk kızamağa yakalanırsa her 5500 kızamık vakasından bir tanesinde bu hastalık ortaya çıkabiliyor. Yani geçen sene Türkiye'de işte yaklaşık 5000 kızamık vakası varsa demek ki o bunlardan bir tanesi şanssız olan çocuk bu, bu hastalığa yakalanabilir. Ve bir defa bu hastalığa yakalandığınız zaman bu bir miktar böyle daha ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Genellikle 20 yaş şeyinde öncesinde ama ee, hani hemen hastalıktan sonra da gözükmüyor. Siz kızama geçiriyorsunuz, seneler sonra bu hastalık ortaya çıkabiliyor. Ee, ve ilerleyici e, çoğu zamanda ilk 3 sene içerisinde ölümle sonuçlanıyor. İşte Önce felçler gelişiyor, e, bir takım nörolojik bozukluklar ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra da ölümle sonuçlanıyor. Şimdi tek başına bu bile aslında kızamık aşısının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü kızamık aşısı neredeyse %100'e yakın etkinliği olan bir aşı uygun dozda, uygun şekilde yaptığınız zaman %100 hastalıktan sizi korumuş oluyor. Yani böyle bir hastalıktan da insanları korumuş oluyorsunuz. E, otizmle kızamık arasındaki ilişkiyi soracak olursanız peki böyle bir şey var mı diye bu yani yapılmış çalışmaların e, hiçbirinde kanıtlanmamış bir şey. Bir tane bir çalışma var ki onu o çalışmanın da daha sonra aslında verilerinin sahte olduğu ortaya çıkartılmış. İngiltere'de bir hekim tarafından böyle bir iddia ortaya atılmış. Bir de makale yayınlanmış. Ama daha sonradan o makalenin verileri incelendiğinde orada bir takım çarpıtmalar yanıtmalar oldu görülmüş. Hatta o hekimin hekimlik lisansı elinden alınmış. Ama işte o bir defa hani tabir caizse bir deli bir kuyuya bir taş atınca onu kimse çıkartamıyor. Bu da o hesap. O, o efsanede hala devam ediyor ne yazık ki. Bu sadece bu aşılar için değil biliyorsunuz yani bizim ülkemizde de var yurt dışında da var. işte aşılara sıvı adıyla şey yapıp nedir onu böyle aşağılayıcı bir terim olarak kullanıp işte bunları yaptırtmayın çocuklarınıza yaptırtmayın kendinize de yaptırırsanız işte şunlar olur falan diye böyle anti antiprogramda da bulunan kişiler var. Bir de tabi sosyal medya bu denli yaygın kullanılınca bunları kontrol etmek de mümkün değil. Çünkü sosyal medya aracılığıyla da bu tür şeyler çok yayılıyor ve genellikle insanlar da hani e, bunlara inanma eğiliminde oluyorlar. Çünkü böyle popülist şeyleri iddiaları ortaya attığınız zaman bunların kişiler tarafından inanılması, alınması e, bilimsel bir veri veya işte bilimsel sözle söylenmiş kişilerin söylediklerine kıyasla daha yaygın kabul görüyor toplum içerisinde. Daha kolay bir inanış oluşturuyor. Ve maalesef bu da çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor aslında işte yani rakamlar ortada. Aslında tüm dünyada da %79 artış var şeylerde kızamık vakalarında o da o da tabii önemli bir rakam yani benzeri şeyler oraları içinde söz konusu yüzde yüz ee, koruyor dediniz kızamık e, aşısı olan yani o zaman aşı olmayan çocuk aşı olmuş çocuklara geçme ihtimali var ama hafif mi geçiyor ya da yok mu? yani e, aşılıysanız tabii geçmiyor yani aşılı olanlara geçmiyor ama aşısızlar içerisinde hızla yayılıyor bir de hani bir de aşı ileri yaşlara doğru gidildikçe tabii aşının şeyi de azalmaya başlıyor. Etkinliği de azalmaya başlıyor. Mesela bizde yok ama yurt dışında hani bir, bir, yurt dışında üniversiteye işte çocuğunuz kabul edilir değilse bir şey yaparsınız görürsünüz. Orada hemen ilk istedikleri şey hemen ilave bir dozdur. Bu kızamık aşısı zaten tek başına yapılan bir aşı değil biliyorsunuz. Kızamık kızamıkçı kaba kulak şeklinde üçlü aşı halinde yapılıyor. Yani orada işte üniversite çağındaki gençlere aslında bir hatırlatma dozunu bütün yurt dışındaki üniversiteler izler isterler. Ee, bu da tabii şey yani koruma hatırlatma dozunun yapılması açısından son derece önemli. Zaman içerisinde tabii şey kaybolabiliyor. Ama burada esas konuştuğumuz şey çocukluk çağında yapılması gereken yani bizde işte 12. ay civarında ilk aşı yapılıyor. Ee, ondan sonra 48. ayda ikinci aşı. E, bu aşıların yapılması yani bunlar primer immunizasyon dediğimiz esas bağışıklama dediğimiz şey bu. Bunun yapılması çok önemli. Yani bunu yapmadığınız zaman siz çocuğunuzu işte ilk 5 yıl içerisinde aşısız bıraktığınız zaman ve çocukta kızamağa yakalanırsa o demin söylediğim SSP, subakut sklerozan parensefalit denilen hastalık riski çok ciddi bir sağlık tehdidi tabii ki. Evet e, umarım seneye durum daha iyi olur yine konuşuruz belki şimdi bir de HPV konuşalım. HPV nedir? Bir oradan başlayalım. Sonra bugün neden HPV aşısının yaygınlaştırılmasını konuşuyoruz? Kimler bu aşıya olmalı? Kimler olabilir? Ne zaman olmalı? Ve aşı yine aşı güvenliği hakkında söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. HPV, Human Papilloma Virüsü, insan papilloma virüsü denilen bir virüs. HPV kısaltması oradan geliyor İngilizce baş harflerinden. Bunun 170'ten fazla türü var bu şeyin, bu virüsün. E, ama bunların içerisinde e, esas yüksek riskli dediğimiz 12 tane tür var ki bu yüksek riskli 12 tür e, kanser gelişimiyle ilişkili. E, çok farklı kanserlerin e, etkeni HPV virüsü bu 12 tane özellikle tip. E, bunların başında e, başlangıç en en sık görüleni kadınlarda rahim ağzı kanseri. Ee, ve işte e, hemen onunla beraber orofaring dediğimiz ağız boğaz e, kanserleri mesela bununla ilişkili. Anal bölge dediğimiz e, bölgenin e, kanserleri gene bununla ilişkili. E, daha düşük riske sahip olan diğer tiplerde sil ve benzeri şeylere yol açıyor, e, hastalıklara yol açıyor. Şimdi mesela bu, bu şeyin içerisinde kadınlardaki işte rahim ağzı kanseri dediğimiz kanserlerin günümüzdeki aşağı yukarı yüzde 80'inden fazlasında tek etken HPV virüsü. Dolayısıyla HPV'ye karşı eğer bağışık değilseniz e, ve bu hastalık bulaşacak olursa size bu cinsel yolla bulaşan bir hastalık tabii ki. E, bulaştığı takdirde e, bunun bir şeyi de yok yani hani ilacı da yok işin açıkçası. HPV'nin bir şeyi de yok ilacı ancak cerrahi erken dönemde yakalanması koşuluyor. Cerrahi bir takım yöntemler uygulanıyor ve işte erken dönemde gene yakalandığı zaman o halk arasında yakma diye bilinen kriyoterapi hı hı. türünde bir takım şeyler var, yöntemler var. Ama hastalık erken dönemde yakıl ya, şey yapmazsa, yakalanmazsa e, çok ağır sonuçları olan bir e, kanser türü bu. E, buna karşılık aşı ki şu anda e, üç farklı aşı var e, buna karşı. Bunlardan ilk bulunan aşı e, ki 2006 yılında ilk defa gündeme gelmiş. E, iki, ta, i̇ki tane bu saydığım 12 suçun iki tanesini, 12 yüksek riskli e, tipin iki tanesini kapsıyor. E, bunun dörtlüsü var. Bir de en son çıkan dokuzlusu var. Tabii içindeki kapsama oranı arttıkça aşının koruyuculuğu da e, artıyor. E, hastalıktan korunma açısından. Şimdi bu e, hastalık belki bizim gibi ülkelerde mesela bizim ülkemizde işte Sağlık Bakanlığı uzunca bir zamandır konuşuyor aslında bu aşıyı sağlık aşılama programı içerisine almayı ama bununla ilgili çok fazla bir şey yapılmadı maalesef şimdiye kadar. Başlangıçta en büyük tepki bu hastalığın cinsel yolla bulaşan bir hastalık olması ve küçük kız çocuklarına uygulanması ile ilişkiliydi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bunun alt sınırı 9 yaş grubu 9 ila 14 yaş grubunda öneriliyor. Daha az doz yapılıyor galiba değil mi o yani. Daha yaşta? az dozda yapılıyor. Evet, 9'da o do orada 2 doz yapıyorsunuz. Eğer şeye çıkarsanız 3 doz yapmanız gerekiyor. Dek doz pardon 9-14 yaş grubunda. 14 yaşın üzerine çıkarsanız 2 ya da 3 doz yapmanız gerekiyor. E, 26 yaşına kadar genellikle yapılıyor ama 26 yaşından sonra da risk durumu değerlendirilerek aşı yapabiliyorsunuz ve üstelik e, öneri hem erkek hem kız çocuklarına yapılması. Çünkü erkeklerde de penil kanser dediğimiz işte cinsel organın kanseriyle de gene ilişkili, gene bu ağız boğaz bölgesi kanserleriyle de ilişkili olmasından ötürü. Şimdi burada tabii bu kadar erken yaşa alınmasının sebebi Batı ülkelerinde genellikle cinsel aktivite daha erken yaş gruplarında başladığı için aşının ilk cinsel temas öncesinde yapılması çok önemli. Ondan sonra cinsel partner sayısı arttıkça tabii HPV ile karşılaşma riski artınca. Ee, bu sefer hani aşının da koruyuculuğu da kalmıyor ortada o kadar geç yaşta yapmaya başladığınız zaman. Ama sonuçta e, yani önerilen sınır üst sınır 26 yaş şu anda. E, o yaş aralığında işte alt yaşı en, en düşük yaş grubu 9 yaş. O yaş grubu içerisinde yaptığınız zaman e, değişik yapılmış çalışmalar var. Örneğin %100 ile %83 arasında koruyucu etkisi var. Yani aşıladığınız kişilerde hiç servis kanseri Rahim ağzı kanseri görmüyorsunuz. Buna karşılık öbür tarafta işte toplumda yaygınlığı neyse o hastalığın ona bağlı olarak kanser riski artıyor. Dolayısıyla son derece koruyucu bir aşı. Yan etki açısından da baktığınız zaman mesela sosyal medyada gene işte değişik hatta Hatta bunu yani hekim kimliği olan insanların yaptığı anti antipropaganda olarak söyleyeyim. İşte yaptığınız zaman şey felç olursunuz Efen e, bağırsak e, şeyiniz değişir e, mikrobiyotanız değişir işte o değişik hastalıklara yol açar bunun kesinlikle yapılmaması lazım falan tabi bunlar çok talihsiz açıklamalar ve hani e, hekim kimliğinde olan birisinin birisine de ciddi sorumluluk yükleyen şeyler Çünkü yani hani gelin şimdi onkoloji kliniklerinde bu rahim ağzı kanseri nedeniyle yatan hastaları görün Bir de ondan sonra hani elinizde bunu tamamıyla önleyebilecek bir aşı varken, siz bunu e, hiçbir bilimsel temeli olmayan safsataya dayalı yalan bir takım şeylerle yapılmasını engelliyorsunuz bu hani hakikaten e, kabul edilebilir bir şey değil e, İnsanın vicdanını da yaralayabilecek nitelikte bir şey dolayısıyla hani kısaca özetlemek gerekirse şunu söylemek mümkün aşı son derece güvenilir son derece etkili %100'e yakın etkili yani yaptırdığınız zaman bu da öyle Etki, etkisi çok yüksek bir aşı e, tam dozda yaptırdığınız zaman ee, ve hani başta işte şey kanseri, kadınlarda rahim ağzı kanseri ve diğer türde kanserler olmak üzere bunları son derece etkin bir şekilde ortadan kaldıran aşı. Şimdi dünyada iki tane aşı var böyle kansere karşı bulunmuş aşı diye söylenen. HPV aşısı bulununcaya kadar ilki hepatit B virüsü aşısı Hı. kanseriydi. Hepatit B biliyorsunuz e, taşıyıcı yani dünyada 300 350 milyon taşıyıcı var. Bunlarda karaciğer kanseri riski çok artıyor. Hepatit B taşıyıcısı olmayanlara kıyasla eğer siz Hepatit B aşısı olur da e, Hepatit B'ye karşı kendinizi korursanız karaciğer kanserine de karşı korumuş oluyorsunuz. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü Hepatit B aşısını kansere karşı bulunmuş bir aşı olarak değerlendiriyor. E şimdi ikinci aşı da bu. Yani HPV aşısı olduğunuz zaman HPV'nin yol açabileceği kanserlerden korunmuş oluyorsunuz. O da aslında kanserden koruyan bir aşı. Aynı Öyle zamanda taşıyıcı olm bulaşmayı önüne geçiyor? Yani Tabii tabii yani bulaşmayı da engelliyor tabii. Çünkü hani siz taşıyıcısınız sizde herhangi bir şey yok ama siz cinsel partnerinize bu hastalığı verebiliyorsunuz. ve yani onda ne ortaya çıkacağını da bilmiyorsunuz yani o, o, o kanser onda ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hem taşıyıcılığı hem de kanser ortaya çıkmasını engelleyen bir aşı. Evet çok güzel. Umarım bunu hem HPV aşısı rutin aşılamaya girer hem de bütün rutin aşılar e, bir kapsamda yapılır bundan sonra. E siz şanslısınız. Şimdi İstanbul'da böyle bir şey belediye başlattı evet, evet. mı bilmiyorum henüz kampanya ama öyle bir şey var şu anda. Evet ben de takip ediyorum. Kızımı e, aşılatacağım ilk fırsatta. Oğlumu da tabii. <laughs> İkisini Evet Evet. Tamam. Çok, çok teşekkürler hocam. E, çok güzel bir e, bilgilendirici bir sohbet oldu. E, yakın zamanda tekrar buluşmak umuduyla diyelim. Ben teşekkür ederim.